Eylül ayı başında, geçen yıl Eylül ayı başında başörtüsünü çıkaran kadınlar üzerine bir başka yayın yapmıştım. O tarihte Medyascope'da arkadaşım Büşra Cebeci'nin yaptığı bazı röportajlardan hareketle bazı gözlemlerimi, düşüncelerimi anlatmıştım. Şimdi bunun bir nevi yenilenmesi gibi olacak ve buna da vesile malum sosyal medyada 10 yılın meydan okuması diye bir furya var ve insanlar genellikle kendilerinin 10 yıl önceki ve bugünkü fotoğraflarını yan yana koyarak bu furyaya bir şekilde eşlik ediyorlar. Bu furya içerisinde sosyal medyada başörtüsünü çıkaran kadınların başörtülü ve başörtüsüz hallerini gösterdikleri fotoğraflar peş peşe gelmeye başladı. Ve bu fotoğrafların yayınlanmasıyla birlikte de bunlara yönelik çok yoğun tepkiler, tepki derken hepsini olumsuz olarak görmemek lazım. Kimileri olumlu, destek veren, alkışlayan, kimileri de tam tersine öfkeli, saldırgan tepkiler. Burada Eylül'den bu yana benim için değişen, açıkçası bu kadar kısa süre içerisinde başörtünü çıkarmış olan genç kadınların cesareti oldu. Aslında bu yayının başlığı başörtünü çıkaran kadınların duruşu olarak tanımladım. Bu duruş esas olarak bir cesaret ve sosyal medyadaki furyanın, salgından hareketle söylersek meydan okuma aslında. Burada Eylül ayında yaptığımız yayın sırasında, bu Eylül ayındaki yayını yapmama vesile olan röportajlardı. Orada çok samimi bir şekilde bu kadınların kendileriyle yüzleşmeleriydi. O kararı nasıl aldıklarını anlatmaları ve ondan sonra başlarına gelenlerdi. Ve bir başka bir cesaret vardı ama burada kadınlar anonimdi. Gerçek kimliklerini açıklamıyorlardı. Yakın çevrelerine tabii ki açıklıyorlar ama kamuya yönelik olarak açıklamıyorlardı. Bu seferki olayda çok büyük bir fark var. Artık kendi fotoğraflarıyla, gerçek kimlikleriyle kadınlar çıkıyorlar ve çok da fazla konuşmadan, fotoğrafları zaten kendi başlarına konuşuyor ama bir iki yorum da yaparak ve yorumu genellikle özgürlük üzerinden, kişisel, bireysel karar üzerinden yorumlar, o temelde yorumlar. Bir de tabii bazı gelen tepkilere karşı verdikleri cevaplar var. İlginç bir şekilde benim gördüğüm fotoğrafların hemen hemen hepsinin kullanıcıları, yani o hesapların kullanıcıları sosyal medyada, özellikle Twitter'da gerçek adlarını kullanan kişiler değil, kendilerine genellikle yabancı dilden, İngilizce çoğunlukla bir takım isimler bulmuşlar, kullanıcı adı bulmuşlar. Ancak fotoğraflarda gerçek kimlikleri var. Yani sonuçta kullanıcı adı olarak gerçek kimlikleri yok ama fotoğraflarda gerçek kimlikleri var.